Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. Muhasebede görünmeyen 1 milyar TL'lik taşınmazlar. Seçimlere giderken Sayıştay'ın hazırladığı belediye raporlarını okurmaya devam ediyorum. Belediyelerin taşınmazlarının muhasebe kayıtlarında neden düzgün tutulmadığını bir türlü anlamıyorum, anlayamıyorum. Bu bir yöntem haline gelmiş. Sayıştay'ın Kastamonu Belediyesi raporlarını okuyorum. Aynı sorun var. Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin muhasebe programından alınan taşınmaz formlarında 2.3 milyar TL değerinde taşınmaz yer almasına karşın mali tablolardaki taşınmaz hesaplarında 1 milyar 55 milyon TL tutarında varlık gözüküyor. Yani toplam 1.3 milyar Türk lirası tutarındaki taşınmaz muhasebe kayıtlarına yansıtılmamış. Tapu Müdürlüğü'nden alınan kayıtlarda belediyenin 1387 adet taşınmazı olduğu, muhasebe programından alınan veride tapuda kayıtlı olan taşınmazların 1199 adet olarak yer aldığı görülmüş. Yani 188 adet taşınmaz belediye kayıtlarında yok. Hatta bırakın taşınmazları, taşıtlarda da sorun var. Belediyenin taşıt envanter kayıtlarıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtları karşılaştırılmış. Belediyeye ait 22 adet taşıtın emniyet kayıtlarında bulunmasına karşın envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediği tespit edilmiş. Yani 22 araç yok. Sayıştay denetçisi kayıp mı, çalındı mı belli değil demiş. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu belediye meclisinde bir açıklama yapmış. Bahsi geçen araçların belediye envanterlerinden yıllar önce çıkarıldığını ancak emniyet kayıtlarından düşülmediğini belirtmiş. Bu durumdan araç plakalarının hala aktif görünmesine neden olduğunu ifade etmiş. Ayrıca söz konusu araçların hurdaya çıkarıldığını ve bunun kendi dönemleriyle ilgisi olmadığını vurgulamış. Ancak 1 milyar liralık taşınmazlarla ilgili bir şey söylememiş. Diyanete sattık Belediyelerin kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya tahsis edebilir. Yapılan incelemelerde belediye 5 adet taşınmazın mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespit edilmiş. Yani aykırılık tespit edilmiş. Devam edelim. Tosya Haberi'nin 10 Mart 2017 tarihli haberi. At tekke mahallesinde bulunan 3 katlı konak restore edilmiş ve Türk tahsis edilmiş. Açılışa Vali Belediye Başkanı Bilal Erdoğan milletvekilleri TÜKVA Genel Başkanı katılmış. Ayrıca belediyeye ait çadır, kafe yine 10 yıllığına TÜKVA'ya bedelsiz olarak verilmiş. Milliyetin haberine göre Türgev Genel Müdürü Ali Çevik'in talebini görüşen Kastamonu Belediye Meclisi, Kuzey Kent Mahallesi 1299 ada 7 nolu parselde kayıtlı 5750 metrekare arsanın yurt binası yapılması için bu kuruma 25 yıllığına tahsis edilmesini oy çokluğuyla kabul etmiş. Teklife MHP grubundan 6 üye red oyu vermiş. Tahsis edilen araziye yurt inşaatı başlamış ancak yarım kalmış. Bunun üzerine CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Vidinlioğlu'nu ziyaret ederek buranın belediyeye bağlı kız yurduna dönüştürülmesi halinde destek vereceklerini söylemiş. Ancak bir anlaşmaya varılamamış. Kastamonu, Açık Söz gazetesinin haberine göre Türge ve tahsis edilen söz konusu yer için ihale yapılması oy birliğiyle geçen yıl kabul edilmiş. İhale bedeli de 11 milyon TL olarak belirlenmiş. Denetimlerde bu durum mevzuata aykırı uygulamayı sonlandırın denmiş. Bu kadar olaydan sonra belediye başkanı Sayın Rahmi Galip Vedinlioğlu ile görüştüm. Önce araçları sordum. Araçların 1960 model olduğu ve hurdaya ayrıldığını söyledi. Ancak göreve geldiğinde araçların kayıtlarda gözükmediğini ve trafik kayıtlarından da düşemediğini, hatanın buradan kaynaklandığını anlattı. 22 araçta bu şekilde hurda mı diye sordum. Evet yanıtını aldım. Taşınmazları sordum, muhasebede bir hata olduğunu ve düzeltmek için önlem aldıklarını aktardım. Türkiye ve tahsis edilen araziyi de sordum. Başkan, yurt yapılan arazi yarım kaldı. Biz de ihale yoluyla satılığa çıkardık. 11 milyon TL bedelle Diyanet'e sattık, dedi.